FED dün tahmin ettiğim gibi 50 bas puan indirim yaptı. Aslında bir tahmin demek bile hatalı. FED bununla ilgili zaten çok ipucu vermişti. Buna karşı pek çok insan diğerine 25 bas puanı inanıyordu. Dün Amerika'da bu tahminleri yapan ekonomistlerin 111 tanesinin 105'inin dün için 25 bas puan beklediğini öğrendim. Şaşırdım da biraz. Oysa FED zaten bütün mesajları vermişti. Piyasanın tepkisi önce bir yükseliş oldu. Sonra düşüş oldu. Beklediğim gibiydi. Yani öyle aşırı bir tepki ne yukarı yönde ne aşağı yönde verdi. Zaten beklendiği gibiydi her şey. 100 bas puan yıl sonuna kadar bile teyit etti. The FED. Yıl sonunda 2.6 enflasyon öngördüklerini söyledi. İşsizlik biraz daha yükseli bir %4.4'e dedi. Ortada kendine böyle bir üç bir boş yaratmış oldu. Hani yeni işlem verildi, genci piyasa panik olmasın diye. 10 yıllıkların ve 2 yıllıkların Amerika'da kağıtlarının tepkisi biraz şaşırtıcıydı. Faizler yükseldi orada. Yani satış yedi o kağıtlar. Normalde faizleri FED düşürken onlara da alım gelmesi lazım. Belki de sadece bir kar alım işlemiydi. O yüzden çok fazla anlam yüklemek istemiyorum. Önümüzdeki günlerde biraz daha detay takip edeceğiz. Daha da enteresanı emkiyalar dün düştü. Ona biraz şaşırdım çünkü Amerikan ekonomisinin rahatlatılacağı bir dönemde emtiyanın biraz yükselmesi gerekir. Yine belki de orada da bir kar alımı var. Çünkü biliyorsunuz beklenti satılıp haberleri satıyor insanlar. Belki NPI tarafında son birkaç gündür bir yükseliş vardı. O da satışı ondan dolayı yemiş olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Yine yani de izleyeceğiz tabii onu. Özellikle bu Amerikan hazine kağıtlarındaki yükselişini daha etmemesi lazım. Çünkü Fed'in istediği şey ekonomik koşulları gevşetmek. Ama hazine kağıtlarının faiz yükselince aslında ekonomik koşullar zorlaşıyor. Çünkü Fed'in faiz kararı piyasaların esas yönlendiricisi değil. Yani siz gidip bugün bir borç kredi sağladığınızda hazine kağıtlarının faiz daha önemli. Piyasa faiz daha önemli. Orası böyle bir hafif stresle birkaç gün daha izlemeye devam edeceğiz. Ama sonuçta Amerika artık daha düşük faizler ülkesi olmaya doğru gidiyor. Şimdi tabii hemen yine korku pompalayıcıları çıkacaklar. Diyecekler ki FED 50 basmağın indirdiğine göre kesin resesyon geliyor. Dün bunu bir denediler. Piyasalar pek aldırmadı. Şu anda da bakıyorum erken pazarda piyasalar pozitif gibi gözüküyor. Ama bu denenecektir önümüzdeki günlerde yine. Çünkü işte belli bir ezberleri var. 50 basmağın varsa mutlaka resesyon vardır diye. Ama bu sefer koşul farklı. Enflasyon %2,5'lar civarında. Faiz 5,25'lerde. Yani çok başka bir yerden geliyoruz. Ve henüz elimizde ve gösteren bir veri yok. Evet veriler biraz gecikmeli, veriler sonradan geriye dönük revize ediliyor. Dün FED başkanı bir bazı yakındı. Özellikle bu istihdam piyasasındaki verilerin çok geriye dönük düzeltilmesinden. Ama böyle devasa işten çıkartmalar olsa zaten bu basına yansır. Yavaşlayan bir ekonomi olduğu kesin Amerika'nın bu müdahaleyle belki daha fazla yavaşlaması önü kesilecektir. Tabii şöyle hayaller kurmamak lazım. Yani eli basma indirim geldi diye bir anda her yer canlanmıyor. Çünkü bu işin ekonomi içine doğru akması zaman alıyor. 50 bas puan da zaten oldukça düşük bir rakam. Faizler ne kadar yüksek o düşecek olursak. Ama olumlu bir yöne girdi bu işler. 100 bas puan bu sene. Gelecek sene 100 bas puan daha indirim öngörülüyor. Gelecek sene sonunda %3.5 civarında faize inecek gibi görülüyor. Ben daha da fazla yiyeceklerini tahmin ediyorum ama izleyeceğiz beraber. Pavlo da oldukça yumuşak ve makul konuştu. Artık önceliğimiz istihdamdır dedi. Aslında zafer ilan etti yani. Ben enflasyon dedi, ülke resesyonu sokmadan indirebildim. En azından şimdilik gözüken o. Ve bu fikri de gayet keyifli anlattı. Kendisine de iyi bir konuşmacılık kariyerini garantilemiş oldu. İleride başka bir hükümette, belki bir hazine bakanlığında garantilemiş olduğu gibi gözüküyor. Peki inanalım mı bütün veriye? Gerçekten resesyon yok mu? Bunu önümüzdeki günler gösterecek. Piyasanın emin olması uzun sürecek. Ama benim tahminim eğer 4 Amerika resesyona girmiyorsa ki bu çeyrekte gireceğimiz kesinleşti gibi. Dün Atlanta Fed Amerika 3. çeyrek büyümesi %3 olarak bize etti çünkü. 4. çeyrekte de bir sıkıntı yaşamazsak yani %3 büyümeden birdenbire resesyona girilme mesela yani faizler düşerken e sonrası için aslında şirketler tekrar alımlara başlayacaklar yatırımlara başlayacaklar. Yani ben resesyonun olmayacağını tekrar düşünüyorum şu anda piyasada bunu fiyatlıyor. Resesyonun olmadığı, faizlerin indiği, enflasyonda makul olduğu bir yerde hisse senetleri yukarı doğru gider. Tabii her hisse senedi aynı gitmez. Faizlerin yüksek olmasından en olumsuz etkilenenler iyi giderler. Öte yandan hatırlayın teknoloji şirketleri faizlerin yüksek olmasına hiç etkilenmemişlerdi. Neredeyse hatta tam tersi çoğu zirve yaptı. Yani o yüzden teknoloji hisseleri hızlı gidecekler olmamalı. Başka alanlar nedir? Gayrimenkul, otomobil yani faizin yüksek olmasından olumsuz etkilenen her yere daha iyi yükselişler geleceğini tahmin ediyorum. Zaten dünkü videomda bahsetmiştim. Faiz indirimlerinden sonra Biraz daha mesela sağlık sektörü gibi geleneksel sektörler daha iyi gitmişler Bakalım tabii her döngü aynı olmuyor. Eylül ile ilgili çok ezberler vardı. Ben de o ezberle bir bölümü paylaştım. İlla Eylül kötü geçecek, illa kötü geçecek. Ağustos için de aynı şeyler konuşuyordu. Ağustos sonuçta piyasalar çok hafif de olsa pozitif tamamlamıştı. Eylül'de de şimdi gözüken pozitif olma ihtimalimiz var. Ama bu kadar kısa vadede bakmayıp vadeyi bir yıl uzatırsak daha sağlıklı olur. Çünkü bir yıla baktığımızda artık daha düşük faiz ortamında, daha düşük maliyetlerle iş yapan şirketler olacak Amerika'nın. Bunların gelirleri daha yüksek gözük çünkü dolar düşmüş durumda. Bundan dolayı bilançolar daha olumlu etkilenecekler. İş gücü pazarında maliyetler düşmüş durumda. Şirketler daha düşük maliyetlerle üretim yapabilecekler. Yani en de sonunda biz hisse senedi yatırımcısı olarak şirkette yatırım yapıyorsak oradaki resmin olumlu olması lazım. Ama vade uzunsa kısa vade daha çalkalanacağız. Yarın Japonya'nın Merkez Bankası faiz oranı açıklayacak. Yükseliş beklemiyorum. Yükseliş gelirse biraz olumsuz etkiler piyasaları diye tahmin ediyorum. Yükseliş gelmeyip çok şahince konuşma olabilir. O da biraz etkileyebilir ama çok büyük bir hikaye beklemiyorum. Çünkü şöyle düşünmeniz lazım. Borsalar aslında öngörülebilen şeyi genelde fiyatlamış oluyorlar. Şu anda Japonya neler yapabileceği de bir hali fiyatlandı. Yani tabii yakından izlemek gerekiyor. Sonra da hep şu iki veri setini yakından izleyeceğiz. Resesyon gösteren bir şeyler var mı? Ve enflasyonun geriye dönüşüne dair işaretler var mı? Çünkü ne olacak şimdi? E, paranı bollaştı yerde enflasyonun bir tık yukarı gitmesi beklenir. Orada ülkücü sayılar oluşacak mı oluşmayacak mı onu göreceğiz. Ben pek beklemiyorum. Çünkü enflasyonu yüksek tutan konu zaten temelde barınma ydi Barımada mor kendinder düştükçe, aslında barınma masrafı düşecek. İnsanlar tekrardan evlerini değiştirmeyi düşünecekler. Bundan dolayı piyasa daha fazla ev girecek diye düşünüyorum. Yani o kalemde bir gevşeme olacak diye tahmin ediyorum. Diğer kalemlerin zaten çoğunda enflasyon var uzun zamandır. Özellikle ürünler tarafında. O yüzden enflasyonu da böyle ani bir tepki beklemiyorum. Ama tabii onu da izleyeceğiz. Ve sonuçta düşük enflasyon, düşük faiz ortamı varsa Amerika şirketlerinin değerleri artması gerekiyor. Bunun dünyada da onun etkileri olur. Amerika çünkü en büyük ekonomi. Bütün merkez bankaları Amerika Merkez Bankası'nı izliyor. Bu Bugün bizim de galiba PPK kurulu varmış. Dolar düşecek. Türkiye için olumlu bir şey. Bizim giderlerimizin çok büyük bölümü dolarla çünkü. Dolar TL paritesinden bahsetmiyorum. Doların diğer büyük paralara göre ne durumda olduğuna bahsediyorum. Ama dolar TL'de herhalde onun bir miktar onun etkisi olur diye düşünmek lazım. Güzel oldu yani. Yani son 2022'nin Ekim'inden beri ben hep boğa oldum. Aralarda tabii kısa dönemlerde endişe ettiğim yerler oldu. Kısa taktik ayılık dönemlerim de oldu ama şu anda da boğayım hala. Göreceğiz, izleyeceğiz. Ama kısa vade bence hala hareketli biraz. aslında olacağı belli olmaz. Bir yıl vade için işler iyi gibi gözüküyor. Böyle kısaca bir yorumlamak istedim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.